Herkese merhaba. Genellikle süslü kelimeleri ve kişisel tanıtımları çok fazla sevmediğim için direkt konuya geçeceğim ama bir soruyla başlamak istiyorum. Netflix'in bir dizisi vardı, 1,5 saatlik The Great'teki izleyenleri bir görebilir miyim acaba? Yani çok fazla bir sayı yok ama herhalde izleyenler çoğunlukla siber güvenlikle ilgilenenlerdir diye tahmin ediyorum ama kısa bir özetle başlayayım. %6'lık bir seçim sürecinin %6'lık bir oranla manipüle edilmesi üzerine kullanılan ve Trump'ın seçimi kazanmasını sağlayan tüm hikayeyi anlatıyor ve Cambridge Analytica'nın nasıl bunu engellediğini, Facebook'un da nasıl kişisel verileri o tarafa paylaştığını anlatan ve kanıtlanan bir süreci anlatıyor. İzlemeyen herkesin izlemesini öneririm. Çünkü kişisel verilerin ne kadar önemli olduğunu çok güzel bir şekilde bize sunuyor ama ikinci bir soru daha soracağım. 30 Eylül tarihiyle ilgili herhangi bir süre kısıtlamasıyla çalışmalarına başlayan kişisel verilerin korunması kanunu kapsamındaki o tarihe bütün sürecini yetiştirmeye çalışanları bir görme şansım var mı? Yani esasında tüm salonun sadece %10'u şu anda kişisel verilerin korunması kanunu ile alakalı 30 Eylül tarihine uyum sağlamış durumdaydı ki kurul ilk defa hayatında bir değişiklik yaptı 2 seneden beri. Dedi ki ben bu tarihi 31 Aralık 2019'a kadar öteliyorum dedi. Ve şaşırttı hepimizi açıkçası. Beklemediğimiz bir durumdu. Çünkü biz şunu bakmıştık. Dedik ki çalışan sayısı 50'nin üzerinde veya cirosu, aktif pasif tüm cirosu 25 milyon TL'nin üzerinde olan her firmadan kurul inanılmaz bir güzel şekilde ceza kazanacaktı. Peki KVKK ne yapmaya çalıştı bizim karşımızda? Esasında 7 Nisan 2016 tarihinde hepimizin kapısını GDPR'la beraber 1980'li yıllardan beri gelen bir konuyla beraber KVKK çaldı. Ve dedi ki sizin elinizde bir veri var. Esasında bu odadaki herkesin bir verisi var. Çünkü fotoğrafımız çekiliyor, videomuz çekiliyor. Dışarıda bir yerdeyken fotoğrafımız, videomuz çekiliyor. Veya herhangi bir şekilde Google'da veya herhangi bir noktada arama yaptığınızda kendi fotoğrafınızı görüyorsunuz. Ama herkesin kafasında tek bir soru var. Ben bu resmi nerede verdim? Kim benden bu resmi almak izin aldı? Kim benim fotoğrafımı çekmek için izin aldı? Şimdi şunu soracağım. Fotoğrafınızı çeken bir kişiye hiç sordunuz mu kim benim fotoğrafımı izin aldı diye? Hayır, sormadınız. Çektiler, bir yere koydular. Siz belki Google'da gördünüz, belki Facebook'ta gördünüz fotoğrafınızı. Belki akrabanız gitti Facebook'a fotoğrafınızı koydu. Ama bütün bu teknolojilerin uzağında, bütün data center'ların içerisinde bir verimiz var. Ve şu anda ben internete kendi adımı yazdığımda nerede olduğunu bilmediğim binlerce fotoğrafla karşılaşıyorsunuz. Allah şu Ki... hanımefendi de çekiyor zaten. Evet, doğru, merhaba. Sıkıntı yok. Genellikle böyle etkinliklerin en büyük sıkıntılarından bir tanesi zaten etkinlik süresi içerisinde de esasında siz burada kişisel verinizi bir şekilde paylaşıyorsunuz. Bir de onu değerlendirmeniz gerekiyor. Ama verdiğimiz tepkiyi buradan gidelim kargomuzu göndermeye gittiğimizde kargoyu gönderirken hanımefendi size bir soru sorar. TC kimlik numaranızı paylaşır mısınız? Orada bir tane KVKK metni görürsünüz. Aydınlatma metni diye geçer. O metni okuturlar sizlere almak zorundayız diye. Ama o veriyi nasıl sakladığını veya nasıl sileceğini de kimse açıklamaz size. Bilemezsiniz. Yani kısacası şunu söylemeye çalışıyorum. 7 Nisan 2016 tarihinde başlamış olan bir süreç var. Avrupa Birliği ülkeleri GDPR ile birlikte bunu 1980'li yılların başında yapmaya başladı. 1980'li yıllardan beri Avrupa Birliği ülkelerinin uygulamaya çalıştığı bir süreci biz maalesef ki 7 Nisan 2016 tarihinden bugüne kadar yapmaya çalışıyoruz. Ve önümüzde bir tarih var. 30 Eylül'dü. Şimdi artık 31 Aralık 2019 tarihimiz. 31 Aralık 2019'dan sonra ne olacak sorusuna gelmemiz gerekiyor esasında. Karşınızda bu cezalar var. Mükemmel bir pazarlama tekniğidir bu cezalar. Acayip çok seviyorum. Çünkü şunu gören kişiler diyor ki ben bu cezayı mı ödeyeyim? 100 bin TL veya kurul kararlarına uymamanın cezasını mı ödeyeyim? 1 milyon TL. Yoksa diyor acaba teknik olarak bütün uyum süreçlerimi yapıp bu cezalardan kurtulayım mı? İnanılmaz güzel bir pazarlama politikası. Fotoğraf çekenler için geri çekiliyorum. En azından benim çirkin vücudumla ve suratımla karşılaşmayın diye. Çektim herkes. Hala geri çekileyim. Galiba tamam. Evet, şimdi bu cezalara baktığınızda kurul 31 Aralık tarihinde, biz 30 Eylül diyorduk, 31 Aralık tarihinde sadece aydınlatma metinlerinizi yayınlamadığınız için web sayfanızda size 15 bin TL, 5 bin TL ile 100 bin TL arasında cezayı yazabilir durumda. Web sayfanıza bakar, çalışan sayınıza bakar, cironuza bakar ve cezayı yazar. Sorgusuz sualsiz. Gündemi takip ediyorsanız bankalar aldı, oteller aldı, turizm şirketleri ceza aldı,
Birçok firma ceza aldı ve cezalar 2016 senesinde 15-20 bin TL'ler civarındayken şu anda cezaların fiyatları milyon TL'lere doğru çıkmaya başladı. Ama şimdi sıkıntıyı şu şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye 2 senede ne kadar devşirilebilir? Buluta mı çıkmak istiyorsunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının datalarını, isim, soyadı, taşıt plakasına kadar birçok datasını buluta çıkamazsınız diyor. Ama yurt dışında buluta çıkamazsınız diyor. Avrupa Birliği vatandaşlarının datası ile ilgili de, yani yabancı uyruklu bir datanın Türkiye'ye gelmesinde de Türkiye'de bir data center'da tutamazsınız veriyi diyor size. Şimdi karmaşayla iç içeyiz. Artı biz kurumdan bekliyoruz ki güvenli ülkeleri açıkla, en azından yurt dışından bulut servisi veya veri merkezi hizmeti aldığımız yerlerden de biz datayı nereye koyacağımızı öğrenelim diye soruyoruz. Güvenli ülkelerin şu anda hala bir açıklaması yok. Güvenli ülke neresi? Finlandiya mı? Eşelon ülkeleri mi? X ülkesi mi? Y ülkesi mi? Z ülkesi mi? Maalesef bilemiyoruz şu anda. Ben Fransa'daki bir veri merkezinde data tuttuğumda suçlanacak mıyım? Onu da bilmiyorum. Veya mail server servislerini X üreticisinden aldım. Türkiye'de değil. Kurula diyorsunuz ki, hepiniz yapacaksınız bunu başvuru sürecinde. Kurula ben farklı bir şekilde yurt dışından bir servisi kullanıyorum diye beyanda bulunmanız gerekecek. Kurul kabul edecek mi? O da belli değil. Ama belli olan noktamız şu. Diyor ki IP adresinden tutun pasaportunuza kadar, hatta adli sicil belgesine kadar insan kaynakları departmanının almış olduğu her türlü kişisel veriyi biz korumak zorundayız. Ve nasıl korumamız gerektiğiyle ilgili de bundan sonraki slide mıydı? Şöyle geçelim. Şöyle bir güvenlik teknik tedbirlerini çıkarttı bize kurul. Teknik tedbirler. Şimdi bakın, genellikle biz de firma olarak ürün satan ve ürün teknolojilerinin danışmanlığını yapan bir firma olmamıza rağmen en çok kavga ettiğim noktalardan bir tanesidir, o da şu. Buradaki teknolojilerin hepsini çalışan sayısı 50'nin üzerindeki firmalarda uygulamaya çalışır, yukarıdan aşağı 1 milyon dolar minimum tutar. Hani bunun aksini iddia edebilecek varsa direkt el kaldırıp söyleyebilir. Çünkü bunlar teknik tedbirleriniz sizin. Sızma testi yaptırmanız gerekir diyor, uygulama güvenliğini sağlayın diyor, SIEM kullanın diyor, DLP kullanın, X kullanın, Y kullanın, Z kullanın. Bakın, yapılması gerekiyor mu? Evet, sonuna kadar yapılması gereken teknolojilerden bahsediyoruz. Hani bunların hepsini gerçekten yapmamız gerekiyor. Ama nasıl? Nasıl sorusunun cevabında da esasında önce şunu belirlememiz lazım. Biz firma olarak hangi kişisel verilerle muhatabız? Firmanız herhangi bir şekilde baktığınızda bir sağlık sektöründe işleyen bir firma olabilir. Firmanız sadece marketing çabalı bir firma da olabilir. Ama elinizde hangi kişisel verileriniz var? Yani kısacası mevcut durumunuzun bir analiz edilmesi gerekiyor. Bu arada bu odadaki herkese de söylememiz gereken bir durum vardır ki KVKK projelerini lütfen IT departmanları, sistem departmanları, bilgi güvenliği departmanları üstlenmeyin. Çünkü bu konunun sahibi idari işler ve insan kaynakları ve hukuk olmak zorunda. Aksi de olamaz. Çünkü bu bir süreç işi. Süreç işi. Ama maalesef Türkiye'de bütün süreci IT'ye yıkarlar. IT sadece mevcut durum değerlendirmesi ve kişisel veriler belirlendikten sonra neler yapılacağını, teknik olarak bunların hangilerinin uygulanabileceğini söyleyen departman. Yapıyorum ya da yapmıyorum. IT departmanında yazar yazısını gönderir yukarıya. Ben bu teknolojileri istiyorum der. Mevcut analiz durumuna göre o teknolojileri yönetim alır, cezayı üstlenir. Ama KVKK diyor ki bize, dikkat edin ben diyor olay başına değil, içeri geldiğimde şikayete esas olan bir vakadan eğer içeride 10 tane yakalarsam ceza çarpı 10 yaparım diyor. 15 bin TL cezanızı 10 tane vakada yakalarsa çarpı 10 olur cezanızın tutarı diyor. Kısacası burada süreç, teknoloji ve hukukun bütünlüğünün oluşturduğu ama teknolojinin en son bacakta olduğu bir süreçten bahsediyorsunuz. Peki, bir diğer noktamız şu, diyoruz ki ya elimizde bu kadar veri var ama ne yapmalıyız? Yani geçmişte bir veri topladık, izinsiz de. Az önce, yani sadece ben onu Google'daki bir görselden söyleyeyim, koyun resminizi gerçekten taratın, bakın, onlarca resminizi göreceksiniz. Veya gidin şu anda bütün telekom operatörlerinden size bir SMS gelir, bütün her taraftan otel zincirlerinden sizlere size özel mailler gelir. Bütün teknoloji şirketlerinden mailler gelir. Okey, hiçbirimiz karşılamadık. ETK çıktı, elektronik ticaret kanunu. Herkes SMS'lere itiraz etti. Şimdi KVKK şikayete dayalı olarak bir süreç ilerletiyor sizlerle. Şikayet ediyorsunuz. 30 gün içerisinde cezaya bir şikayetinize cevap verilmek zorunda. O 30 gündeki cevabı beğenmezlerse denetim ve cezayla karşılaştıran bir süreç var.
Her zaman için söylediğim bir söz var. Komik bir sözdür. Yarın öbür gün Türkiye'de olmaz demeyin. Şikayet edene de cezadan %1 vereceğiz desinler. Türkiye'de açıkta şirket kalmayacak. Ha, bu gerçek bir nokta ve oraya doğru ufak ufak gidiyoruz şu anda. Bakın, Facebook'a yazılan 275 bin TL ceza, Marriott otellerine yazılan 1 milyonluk cezalar, GDPR'ın Türkiye'ye yazması muhtemel cezalar ki GDPR cironuzun %4'ü kadar yazabilir cezayı. Bakmaz. En son GDPR'in yazmış olduğu ceza şu şekilde geldi. 100 tane doktoru olan bir hastanede 133 tane aktif hesap bulunması nedeniyle verilerin uygunsuz bir şekilde gözlenebileceği öngörüldüğü için ceza yazıldı hastane zincirine. Bakın, çok ufak şeyler. Kurulun sayfasını lütfen bir açın ve açtığınızda lütfen bir cezalara bakın, nelere ceza yazdıklarını. Cezaların %50'sinden fazlası web sayfasında aydınlatma metni olmadığı için yazılan cezalar. Çok net. Temiz. Kanıtlı çünkü. 15 bin TL ceza, 15 bin TL ceza, 15 bin TL ceza. Ne olacağını yine söyleyelim. 31 Aralık tarihinden sonra kuralına uymayanları vergi ve SGK'dan gerekli bilgilerin, cirosal bilgilerini çektikten sonra istediğiniz gibi cezayla karşı karşıya kalabilirsiniz. 31 Aralık tarihi de uzatılır mı? Burası Türkiye, bir şey söyleyemem. Bu zamana kadar 2 sene boyunca uzamayan tarihi en sonunda uzattılar. Ama konunun farklı bir tarafına gelelim. Halen kafamızda çok net bir soru var, o da şu. Teknik tedbirleri ne yapacağız? Şimdi ihtiyacınız, yani mevcut durum analizinizi yaptığınızda şöyle bir şeyle karşı karşıya kalıyorsunuz. Ya gigabaytlarca veriniz çıkıyor karşınıza, ya terabaytlarca çıkıyor, ya da petabaytlarca çıkıyor veriniz. Şimdi bu kadar büyük bir veriyi ne yapmayı planlıyoruz? Ya biz daha doğrusu kendi verimizin nerede nasıl olduğunu bilmiyoruz. Ve siz hala da veri almaya devam ediyorsunuz. Bu verinin sızıntısı devam ediyor baktığınızda. Ve şirket sahiplerinin ve şirketin de yiyebileceği cezalar var. Kesinlikle işin içinden çıkmayacak bir konu var. Sizin bu veri sızıntısını önlemek birinci göreviniz. Peki veri sızıntısını önlemek için ne yapmanız gerekiyor? Bir yazılım almanız gerekiyor içeriye. Bir teknoloji kullanmanız gerekiyor. Ama o teknolojiyi de besleyebilmek için aşağıdan herhangi bir şekilde veriyi keşfetmeniz lazım nerede olduğunuzu. Kısacası Türkiye'de doların artışından daha hızlı artan bir yapı varsa o da veri tutarı. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının verisi internet kara borsasında 0.35 dolar karşılığında satılıyor. Hala satılıyor. Herhalde 2016 yılında çaldırılan datalar, 2006 seçimlerinde çaldırılan datalar, kamu kurumlarından çıkartılan datalar, bizim telekomik operatörlerinden çıkartılan datalarımız, milyon tane datamız dışarıda şu anda. Ama biz bütün datalarımız çıktıktan sonra şu anda kişisel verilerimizi korumanın peşine düştük. Ama hala Apple'a, Samsung'a veya X telefonumuza yüzümüzü tanıtmaktan veya parmak izimizi vermekten de kendimizi alıkoymuyoruz. Bu data nerede? Ben size söyleyeyim, yurt dışında, cloud'un bir tanesinde veya kocaman bir veri merkezinin içerisinde bizim datalarımız hala duruyor. Geçmiş datalarımıza ne yapacağız sorusunun cevabını ise esasında ben birazcık sözü bu data ve veri merkezi çözümleriyle ilgili yetkili arkadaşıma devrediyorum ve şurada kısaca birazcık bekliyorum. Teşekkür ederim Burak. Ya kusura bakmayın, ben bu toplantıya yandan böyle yancı olarak katıldığım için benim ismim şeyde yok. Adım Özgür Mermerci, Innovera'da veri platformu çözümleri direktörüyüm ben de. Çok teşekkür ederim. Bir 5 dakikada bana verdiğin için. Estağfurullah, sıkıntı yok. Evet. Yaklaşım olarak baktığımızda Burak'ın anlattıkları çok doğru ve çok mantıklı. Hepimiz bir yazılım projesine başlamadan önce, bir veri tabanını veya bir sistemi tasarlamadan önce neye bakarız? İş ihtiyaçları neyi gerektiriyor, ona bakarız. Aynı mantıkla yola çıkarsak KVKK dediğimiz kavramda da iş ihtiyaçları ve teknoloji bir noktadan sonra el ele yürümek zorunda kalıyorlar. Peki biz teknoloji olarak, entegratör firma olarak pek çok çözümümüz var ama neye önem veriyoruz? Geliştirdiğimiz teknolojiler ve çözümler neleri yapabilmeli dediğimizde karşımıza daha değişik bir kavram çıkıyor. Çok kısaca özetleyecek olursak, aslına bakarsanız KVKK türündeki kavramlar, regülasyonlar bizim için bir fırsat da olabilir. Bizim ekibimizin bakış açısıyla, yaklaşımıyla KVKK aslında sınırların net olarak çizilmiş bir veri yönetişimi, veri yaşam döngüsü sürecinden başka bir şey değil. Bu kadar basit olduğunu düşünmeyin. Bu gerçekten çok ciddi bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. Neden? Oluşturduğumuz çözümün bir takım kriterlerinin olması gerekiyor. Birincisi,
sizin kurumunuzdaki bir veri envanterini veyahut da veri sözlüğünü oluşturmaya imkan veriyor mu? Kişisel veriniz veyahut da özel veriniz, hassas veriniz kişisel veri tabanlarında nerede tutuluyor? Kişisel olmayan veri tabanlarında nerede tutuluyor? Ve buna ilave olarak en önemli konu, Burak'ın biraz önce altını çizdiği, talep halinde 30 gün içinde cevap veriyor musunuz? Büyük bankalardan birinin mimari direktörlerinden biriyle yaptığımız sohbette şöyle bir endişe ortaya çıkmıştı. İlgi çağında yaşıyoruz, hepimiz sosyal medyayı çok fazla kullanıyoruz. Şimdi bütün kurumlar için, eminim sizlerin çalıştığınız kurumlar için de bu geçerlidir. 5 kullanıcı geldi size, kişisel verisiyle ilgili silme veyahut da ne tutuyorsun diye bilgi talebinde bulundu. Başa çıkabilirsiniz. 10 kullanıcı geldi, başa çıkabilirsiniz. Ama bir gün Twitter'da birisi iyi niyetle, yanlışlıkla, kötü niyetle, belli olmuyor artık, bir tweet attı. Şu 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 kurumda 20 bin kullanıcının kişisel verisi sızdı diye. Ve siz ertesi gün kapınızda şikayetçi olarak 10 bin kişiyi buldunuz. Ona nasıl yanıt vereceksiniz? O talepleri nasıl karşılayacaksınız? İşte burada otomasyonun ve gerçekten uygun tıkır tıkır işleyen bir kurumsal hafızanın varlığı ciddi anlamda önem kazanıyor. Şimdi birazcık hızlı ilerleyelim, vaktimizin sonuna geliyoruz. Geri kalan şeyleri de paylaşıyor olayım. Şimdi bu karmaşık slide'da aslına baktığınızda veri yönetiminin veya veri yönetişiminin adımlarını görüyoruz. Öncelikle sizlerden aldığımız bilgiyle, Buraklarla çalışırken yaptığımız ön analizler sonrasında veri kaynakları neler? Biz buna bir dokunuyoruz. Epey bir bilgiyi danışman arkadaşlarım toplamış oluyorlar ama sonuçta KVKK süreci, danışmanlık süreci beyan usulü işleyen bir süreçtir. Yani kurumlarla çalışılır, bir takım bilgiler alınır ve bunlar doğru kabul edilir. Biz bunun ilave olarak sağlamasını yapıyoruz. Gerçekten böyle bir şey var mı? Gerçekten riskli noktalar bize doğru iletildi mi? Ondan sonra aktif sistemler, eski veri tabanları bunların hepsine bağlanarak bir takım analizler yapılıyor. Ama bu yapılmadan veya buna başlanmadan önce çok önemli gördüğümüz bir kısım var. Kullanılmayan veri. Şimdi gerek bankalarda gerek diğer kurumlarda hepimizde şöyle bir şey vardır. Biz veri silmeyi sevmeyiz. Dokunmayı yani ya istersek şimdi bozulur. Allah belki birisi kullanıyorsa ya lazım olursa endişesinden kullanılmayan verinin silinmesine çok az rastlarız. Ben yani yaklaşık 25 senedir sektördeyim. Çalıştığım kurumlardan birisinde 10 sene öncesinden bahsediyorum. Bir disk alımı yapıldı, migration yapıldı. O dönemde yaratılmış olan benisil.txt isimli bir dosya vardı. Şimdi 10 sene boyunca tabii storage cihazı değişti, data aktarıldı, şu oldu, bu oldu. Geçenlerde baktık o dosya hala orada. Yani kimsenin eli gidip de onu silmeye şey yapamamış. Biz en son ön denetimlerden birinde 1964 yılından kalma sigorta verilerini sildiriyorduk en son. 64 yılı. Yani tarihi gördük, kamyonla siliyorlardı artık en son dataları sigorta şirketi. Aynen öyle. Yani bunu her şeyde yaşamak mümkün. Çok pardon. Veri tabanlarında da bu böyle geçerli bir şey. Yaptığımız bir kavram kanıtlama çalışmasında şöyle bir şey yaptık. İlgili kurum veri tabanı sisteminin boyutu yetmediği için artık yeni alıma çıkacak. Bir girdik, bir analiz yaptık. Yani yaklaşık %50-55 civarında bir gereksiz verinin silinebileceği veyahut da kullanımdan kaldırılabileceği ortaya çıktı. Yeni alım durduruldu. Bu da çok ciddi bir şey. Yani yan faydalarını KVKK türü projeleri veya veri yönetişim projelerinin yan faydalarının da altını özellikle çizmek istiyorum. Buna ilaveten çok küçük bir örnek daha vereceğim. Uygulama eskitme. Yani hepimiz iş ihtiyaçlarımız çerçevesinde bir uygulamayı kullanıma alırız. Ondan sonra o ömrünü tamamlar. Ya modifiye edilir ya silinir. Mesela yıllar önce belki eskiden hatırlarsınız. Emniyet Genel Müdürlüğü çeşitli kurumlardan, devlet kurumlarından, bankalara da bir takım bize ait kişisel verileri talep ediyordu kendi veri tabanı için. Kurumlarda bir belirli web servisleriyle vesaireyle bunları hazırlayıp emniyetin gönderdiği web servisine, FTP sunucusuna atmakla yükümlüydü. Yapılan bir çalışmada, yaptığımız bir POC ile de bunu gördük. Kurum hala bu talebi yerine getiren servisi çalıştırmaya devam ediyor ama emniyet bunu istemeyi bırakmış. 3 sene önce.
Yani bunlar karşımıza çıkan şeyler. Veri tabancı kaç kişi var? Bir hızlıca görebilir miyim? DB Architect, Database Designer. Eminim geliyordur. Zamanında bana da gelirdi. Ya bana şöyle bir rapor lazım. Bunun için bana bir query hazırlar mısın? Ya patron şunu da görmek istedi. Ben bunu bu raporlardan göremiyorum. Buna özel bir şey geliştirir misin? Geliyor mu? Bilmiyorum böyle istekler. Bir nokta gelir. Sizinle mi uğraşacağım deyip ayrı bir tablo çıkarırsınız, oturtursunuz. Başka bir tablo çıkar, başka bir tablo çıkar, başka bir tablo çıkar. Bir süre sonra ne kadar fazla kopya data oluştuğunu ve bunların ne olduğunu takip edemez hale gelirsiniz. Onun için de bunları yakalayabilecek, bunların içinde bulunabilecek kişisel verileri anlayabilecek bir çözümün varlığı son derece kritik. Dediğim gibi bunlar oldukça önemli noktalar. Esas altını çizmek istediğim ise şu kavram, kurumsal hafıza diye tercüme etmek istiyorum bunu. Kurumsal hafıza sizin kişisel verilerinizde, ilişkisel verilerinizde, unstructured datanızda, görüntülerde, ses kayıtlarında vesairede nerede ne tuttuğunuzu hafızasında tutan bir metadata, bir envanter olarak görev görmelidir. Bunun yapacağı şey ayrıca biraz önce size verdiğim örnekteki gibi 10 bin kişilik bir müracaat geldiğinde ne yapacağız sorusuna alabileceği otomatik aksiyonlarla da yanıt veren mekanizmaları sunmalıdır. Ve tabii ki en sonunda da eğer artık bir veriyi kullanmıyorsak bunu ne yapacağız? Otomatik silebiliriz, arşive atabiliriz, şifreleyebiliriz, kullanıcının görmemesini sağlayabiliriz. Bu adımların hepsini süreçler bir kere oturtulup tamamlandıktan sonra sürekli olarak insan müdahalesi gerekmeden yapılabilir hale getirmeliyiz. Bu karmaşık slayttan sonra hızlıca bir referans mimarinin üzerine gidersek önce ne yapıyoruz? Evet, öncelikle çeşitli veri kaynaklarından bir saattir bahsettiğimiz kişisel veri veya GDPR verisinin ne olduğunu buluyoruz. Bunu yaparken şöyle bir yaklaşımımız var. Bize bir takım veri kaynakları söyleniyor ama dediğim gibi biz bir sağlamasını yapmak istiyoruz. Ya baştan aşağı her şeyi taramak her zaman çok efektif olmayabiliyor. Bir takım risk skorlarıyla kurma veyahut da ilgili kişilere diyoruz. Evet, bu veri tabanlarında bize gerçekten sıkıntılı veriler olduğunu söylediniz ama biz burada daha fazla risk görüyoruz. Ne dersiniz? Önce buradan başlayalım mı? Veya bu dosyalardan başlayalım mı? Türünde bir yaklaşımla sürecin çok daha hızlı ilerlediğini gördük. Aynı şey dosya sunucularınız veya diğer bilgileriniz için de geçerli. Belirli bir doküman formatınız olabilir, başka bir şey olabilir. İnsanın her dakika bu İK formu mu, ya bu CV mi, bu işe giriş formu mu vesaire gibi kredi başvuru formu mu kontrol etme şansı yok. Ama sistemin de bunu anlaması gerekir. Onun için genelde kullandığımız çözümlerde biraz önce Cüneyt Bey'in de bahsettiği gibi yapay zeka veya machine learning algoritmalarına çok önem veriyoruz. Yapı bir kere siz yavaş yavaş öğretmeye başladıktan sonra eline gelen dokümanın, resmin vesairenin ne olduğunu anlayıp ona göre karar vermeniz de size yardımcı oluyor. Bundan sonra kararlar önemli. Kararlar önemli dediğimiz noktada sınıflandırmayı da bitirdikten sonra Burak Bey'e, hukuk departmanına, iş birimine, oradaki arkadaşlara soruyoruz. Ne yapacağız? Onların söyleyeceği, orada bakın ciddi kavgalar çıkıyor. Mesela bir grup diyor ki bunu mutlaka saklamamız lazım. Bir diğer grup diyor ki hayır, derhal silmemiz lazım. Mesela Burak'ın verdiği güzel örneklerden birinden ben de bir başka örnek vereyim. KVKK diyor ki veriyi silin. BDDK diyor ki 10 sene tutacaksınız. O zaman ne yapacağız? İşte bunların hepsini bir sürece oturup daha sonra otomatize şekilde milyonlarca veriyi tek başımıza silemeyiz veyahut da arşivleyemeyiz. Bunu otomatize bir şekilde yapacak bir mimariyi gördüğünüz gibi bir referans yapı içerisinde sunmaya çalışıyoruz. Benim anlatacaklarım da bu kadar. Çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. İlave edeceğim başka bir şey? Yok, zaten %90 mikrofonu kapatacak üstad birazdan. Aynen öyle. Süre doldu diye devamlı şey yapıyor. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Çok teşekkür ederiz dinlediğiniz için.